Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz son derece lezzetli hazır yufkadan su böreği kıvamında çok lezzetli börek hazırladım. Bu böreğin tadına bakan gerçekten su böreği olduğunu zannedecek. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz böreğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Böreğimizin ilk olarak iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için derince bir kasenin içerisine 300 gram beyaz peynirini koydum. Çatalın arka kısmıyla güzelce eziyorum. İçerisine yarım demet maydanozu küçük küçük doğradım. Bunu da ekliyorum. Her iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım iç harcını kenara koyuyorum. Böreğimize su böreği lezzetini veren sosunu hazırlıyoruz. Bunun için kasenin içerisine 2 su bardağı sütü ekliyorum. 1 adet yumurta 3 yemek kaşığı yoğurt ya da 1 çay bardağı yoğurt 1 çay kaşığı tuz 1 su bardağı zeytinyağını yavaş yavaş koyuyorum. Hızlı hızlı karıştırıyorum. İçerisine koymuş olduğum yoğurt pürüzsüz kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Hazırladığımız özel sosumuzu kenara koyuyoruz. Böreğimizi pişireceğimiz tepsinin taban kısmını tereyağı, sıvı yağ ve un karışımı olan yağ ile yağlıyorum. Bu yağ sayesinde tepsimizin tabanına börek kesinlikle yapışmayacak. Tarifimde 5 adet hazır ifka kullandım. Bir tanesini tepsinin taban kısmına koyuyorum, kenar kısımlarını dışarıya doğru bırakıyorum. Bu kısımların böreğimizi yaptıktan sonra üzerine kapatacağız. Sosumuzdan bolca alıyoruz. Yufkamızın taban kısmını ilk önce güzelce sosluyoruz. Fırça yardımıyla her tarafının sos olmasını sağlıyorum. Daha sonra bir adet yufkayı alıyorum, iki parçaya bölüyorum. Yufkanın bir parçasını sosun içerisine batırıyorum. Her tarafın sos olmasını sağlıyorum. Eğer yufkanız soslanmazsa daha sonradan fırça yardımıyla soslayabilirsiniz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve o güzel yorumlarınız benim için çok kıymetli yorumlarınıza da vakit buldukça elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum 3 adet yufkayı bu şekilde soslayarak tepsinin içerisine koyuyorum Soslu olmayan bölümlerinde tekrar sosluyorum Su böreği kıvamında olması için mutlaka bunu yapmalısınız bu börekte kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 3 adet yufkayı bu şekilde tepsinin taban kısmına güzelce yaydım. İç harcını koyuyorum. Ben maydanoz ve peynirli iç harcını tercih ettim. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. İç harcın her tarafa gelmesi için elimle güzelce yayıyorum. Ben bir katına koydum. Sizler isterseniz iki katına da iç harcı koyabilirsiniz. Daha sonra kalan iki tane yufkayı soslayarak tepsinin içerisine koyuyorum. Bu aşamada sostan da bolca kullanıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bu börek gerçekten çok güzel ve lezzetli oluyor. Hafta sonu kahvaltılarınızda mutlaka yapabilirsiniz. Annem her hafta sonu bu böreği yapardı. Biz de güzel güzel börek kokusuyla kalkardık. Çocuklarınızın unutamayacağı, bayıla bayıla yiyeceği çok güzel lezzet oluyor. Yufkaların hepsini tepsiye koydum. Kenarlarından sarkmış olan yufkaları da içeriye doğru katlıyorum. Katladığım her bölümü de sosluyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Böreğinizi bu şekilde soslayarak akşamdan buzdolabına koyabilirsiniz Sabah kalkar kalkmaz sıcak fırınınızda pişirebilirsiniz Ya da akşamdan hazırlayıp buzdolabına kaldırırsınız Sahura kalktığınız zaman pişirirsiniz böylelikle hazır yemeğiniz olur Yufkanın her tarafını ortaya doğru katladıktan sonra kalan sosun hepsini fırça yardımıyla boşluk olan Kısımlarına sürüyorum bir şişe maden suyunu böreğin içerisine koyacağız ama koymadan önce mutlaka kesme işlemini yapıyoruz. Böylelikle kestiğim bölümlerinden maden suyu içeriye doğru akacak. Diğer yufkaların da maden suyu olmasını sağlayacağım. Yufkayı porsiyonluk olacak şekilde kestim. Bir şişe maden sodasını her tarafa gelecek şekilde böreğin üzerine döküyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. 1 saat boyunca bu şekilde buzdolabında bekletiyorum. Bir saatin sonunda daha önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımıza alıyoruz ve orada 35-40 dakika boyunca güzelce kızarıncaya kadar pişiriyoruz. 35 dakikanın sonunda böreğimiz fosur fosur kabardı ve çok güzel bir şekilde pişti. Sıcağa gitmeden önce üzerine biraz tereyağı sürüyorum. Böylelikle lezzetine lezzet katmış oluyoruz. Böreğin sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Su böreği kıvamında çok güzel ve lezzetli oldu. Hala sıcakken böreğinizi servis edebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.